Herkese selamlar, sevgiler ve iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonunu özellikle kripto paralar için oldukça hareketli bir şekilde geride bıraktık. Bu hafta kripto paralardan, özellikle altcoin'lerden güzel beklentiler var. Bugün pazartesi günü, bildiğiniz gibi pazartesileri piyasalar yayını yapıyoruz. Sadece kripto paraları değil, diğer grafikleri de inceleyip yorumluyorum. Dolar, altın, bitcoin, gümüş vesaire gibi diğer pariteleri de inceleyeceğiz bu yayında. Hızlıca isterseniz analiz bölümümüze geçelim. Neler olmuş, neler bitmiş, bunları konuşalım temel ve teknik olarak. Öncelikle Bitcoin grafiğiyle başlamak istiyorum. Bitcoin grafiğinde dün canlı yayında belirtmiş olduğum aslında bu bölge destek olarak çalıştı. Yani şu anda bu görmüş olduğunuz yükselen trend üzerinden yol alıyoruz ve dün şu bölge gayet güzel bir şekilde destek olarak çalıştı. Şimdi yakın zaman diliminde şöyle bir kırılım gerçekleşmek üzere ama bunun ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı olacağını bilemiyoruz. Hani şu an bu yukarı kırdı, hareket edelim diye, işlem açalım diye bir durum söz konusu değil. Henüz çok fazla böyle yukarıya yönlü bir pozitif benim açıkçası beklentim yok. Bunların tabi bazı sebepleri var. Öncelikle Bitcoin'de CME tarafında oldukça büyük bir gap oluştu. Gap dediğimiz nedir? Vadeli işlemlerde özellikle hafta sonları oluşan boşluğa gap deniyor. Ve bu boşluğu genelde %70, %80 dolduruyorlar. Yani fiyat buraya tekrardan geri inebiliyor. Tabi her zaman olacak diye bir şey yok. Bakın 18.000'de de bir gap var. Bu da aslında marketteki yatırımcılarda bir panik etkisi oluşturuyor. Acaba 18.000'e gelir miyiz diye. Hani ben şu anda bu fiyattayken özellikle 18.000'leri konuşmak istemiyorum ama bu gap'in doldurulması durumunda bizim destek alacağımız bölge açıkçası 24.500 civarlarıdır. Tabi o anki Bitcoin paritesinde, Bitcoin grafiğindeki anlık fiyat ne olur? Gap grafiğini takip etmek gerekiyor CME üzerinden. BTC bir ünlem yazarak TradingView üzerinden CME grafiğine ulaşabilirsiniz. Yani uzun lafın kısası, bir gap kapatma ihtimali yaşanırsa 24.500 dolaylarına bir düzeltme yaşamamız mümkün. Zaten şu anda ATH bölgesi, yani all time high, en yüksek bölgede olduğumuz için henüz bir zirve, açıkçası bir direnç hedef belirtmek çok mümkün değil. Zaten yeterince yükselmiş. Bu saatten sonra artık fiyatın olgunlaşmasını bekleyip yukarı yönlü hareket edip etmeyeceğimizi göreceğiz. İlk desteğimiz dediğim gibi 25.800 bandındaki şu yükselen trendimiz, şu anda bu 26.100 seviyelerine yaklaşmış durumunda. Zaman ilerledikçe de bu destek fiyatı artmaya devam edecek. Onun dışında bakın, normalde gap olmasa da şu bölge zaten destek olarak belirlediğimiz bir bölgeydi. 24.400-24.500 bölgesi şu anda mantıklı bir senaryo olarak bizde gözüküyor. Dominans grafiğine bakacak olursak güzel bir düşüş yaptı. Altlara bir para girişi oldu. Tabi bu dominansın düşmesi böyle minik altcoin'lerle olacak iş değil. Dominansın düşmesi neden bu anlamına geliyor? Çünkü demirbaş coin'ler yükseldikçe dominansı düşürüyor. Yani Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash gibi demirbaş köklü, hacimli, market cap'i yüksek pariteler yükseldiği zaman dominans grafiğinde bir düşüş görüyoruz haliyle. Onların yükselmesi demek altcoin'lere büyük para girişi anlamına geliyor. Şu anda dominansta tabii çok yorumlanacak bir şey yok. Benim beklentim şu bölgeleri, 67 bölgelerine inmesi. Bu bölgenin altına inmeden de, bakın burada çünkü bir trendimiz var. Bu trendin içine geri girip aşağı yönlü hareket etmeden de biz alt boğa geldi, altcoin'lerde rahat rahat hareket edebilirsiniz ya da biz ediyoruz demiyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki dominansta bir salınım görünümü söz konusu. Altcoin'lere ufak ufak para girişleri var. Tabii ki FOMO'landığımız, işlem yapmak istediğimiz dönemlerdeyiz. Ama tabii ki de bu durumdan dolayı da tedbiri elden bırakmayıp işte %20, %25, maksimum %30 seviyelerinde biz portföyümüzde altcoin bulunduruyoruz. Çok fazla açılmamak gerek. Stopla hareket etmek gerekiyor. Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum oldukça bullish. Dün 660 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 720 bandına geldik. Bunu da dün canlı yayında ben belirtmiştim. Ethereum için bizim önümüzdeki şu anda ilk hedef 835 dolar civarı. 835 doların kırılması durumunda da 970 dolar yukarı yönlü beklediğimiz direnç seviyeleri. Ethereum için geri alım bölgesi nere olabilir? Nereden tekrardan alabiliriz diyen arkadaşlar için de bana şu bölge oldukça mantıklı geliyor. Tabi burası büyük bir alan ama öncelikle 670 seviyesi ilk desteğimiz, ancak burasının ben çok güçlü bir destek olduğunu düşünmüyorum. 670'in altında da daha güçlü bir destek olarak gördüğüm seviyesi 630-635 bandıdır. O seviyelere gelmesi durumunda Ethereum %5 stop, %7 stop orta vade için
gerçekten mantıklı duruyor. Bildiğiniz gibi Ethereum son dönemlerde gerçekten en güçlü duran, düşüşlerde az düşen, yükseliş dönemlerinde de mutlaka hareket eden coinlerden bir tanesi. Ripple tarafına gelecek olursak, Ripple'da aynı trendin üzerinde devam ediyoruz. Şimdi Ripple'da insanlar soruyor, işte bu dava ne olacak, ne gelişmeler olacak. Bunlarla alakalı herkesin soruları, merak ettiği şeyler olduğunu biliyorum. Şu an teknik olarak destek bölgeleri seviyesindeyiz. 250 bölgesi önemli bir destek. Ripple tarafında olumsuz gelişmeler yaşanmazsa, altını çiziyorum, bu SEC'le yaşadığı problemi Ripple çözebilirse, Ripple'ın teknik olarak hala çok iyi yerde olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu sorunlar çözülmezse ve bu destek kırılırsa, ki umuyorum kırılmaz, canlar yanabilir. Yani açıkçası iki ucu değnek durumu var. Yani şu noktada Ripple tutuyorsanız karar sizin. Hani alın satın, ben kimseye bir şey diyemem. Videolarımın altına "seni dinledik, Ripple'dan zarar ettik" falan yazanlar olmuş. Yani ben Ripple'a ta 260'lardan alım bölgesi verdim. Ya da yukarılardan da destek seviyesi belirttim. Hani stop kullanmadıysanız, o düşüşlerde içeride kaldıysanız yapacak bir şey yok. Yani özetle Ripple teknik olarak böyle duruyor. Peki haberler tarafında neler olmuş? Biraz da onlara bakalım. Hani şu anda çok önemli bir gelişme yok ama Ripple'ın büyük ortaklarından SB Holdings bugün bir duyuru yayınladı. SEC'in açacağı davada işte Japonya'nın Ripple tarafından menkul kıymet olarak görülmediğini, yani bir kripto para olarak görüldüğünü söyledi. Bu SEC'in davasında SEC Ripple'ı menkul kıymet olarak gösterip "sen bu satışı yapamazsın" dedi. Ama Ripple tarafında da şöyle bir açıklama geldi. Hani biz menkul kıymet değiliz, kripto parayız. Hani Japonya tarafından gelen bu haber nedenle etkiler, nedenle etkilemez? Onu tabi bilmek çok mümkün değil. Bizim Ripple tarafında dikkat etmemiz gereken şey Coinbase tarafından gelecek gelişmeler. Yani ya SEC Ripple davasında bir karar açıklayacak, pozitif bir karar. Ya da işte onun dışında Coinbase herhangi bir delist olmayacağını açıklaması gerekiyor. Fiat'ın üzerindeki baskının ortadan kalkması için. Şimdi Sushi bugün incelemek istiyorum. Sushi tarafında teknikten ziyade temel tarafta güzel bir haber var. Binance bugün Sushi'de bir staking programı duyurdu. Yıllık %25 miydi arkadaşlar? Yıllık %25 civarında bir staking oranı, ki gayet güzel bir oran. Stake edenlere yıllık %25 vereceğini açıkladı. Teknik olarak baktığımızda ise burada bir çanak kulp formasyonu görünümü var. Bu formasyonda çalışırsa gayet şıkır şıkır yükselişler görmemiz mümkün Sushi tarafında. Sushi'nin alım yerlerine gelecek olursak, destek bölgemiz şu anda, biraz daha yakın grafikten bakalım. Yine 2.30'lar en güvenli bölge gözüküyor. Yani bu bölge tarafından bir alım yapıp aşağı stop yazılabilir. Veyahut da bu kırılım gerçekleşirse Sushi'de, bu kırılımın retestinde Sushi'yi şu bölgelere tutunursak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Diğer paritelere geçmeden önce, Huobi'nin çok güzel bir yeni yıl çarkı etkinliği var. Bu etkinliğe özellikle Huobi kullanıcıların hepsinin katılmasını öneriyorum. Gerçekten 100 dolarlık hacimlerle çok güzel hediyeler dağıtıyorlar. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı ben detayları da aktarayım size hızlıca. 6 Ocak tarihine kadar devam ediyor bu. Günde 3 kere çark çevirme hakkınız var. 100 dolarlık bir işlem açtığınız zaman, yani 100 dolara bir bitcoin aldın ya da sattın, bir kere çark çevirme hakkı kazanıyorsun. 1000 dolarlık bir işlem yaptın, iki kez hak kazanıyorsun. 10.000 dolar ve üzeri işlem yaptığınızda da günde 3 kere çark çevirme hakkınız oluyor. Buradan gelip bu çarka spin start dediğiniz zaman çark çevirebiliyorsunuz. Size bunun karşılığında iPhone 12 Pro Max gibi güzel ödüller veriyor. İşte Lego'nun Star Wars oyuncağını veriyor. Oyuncak diye bakmayın, 300 dolar bir fiyatı var. GoPro Hero 9 veriyor. Bu da çok güzel bir hediye. Ve Beat Solo 3 kulaklık veriyor. Onun dışında klavye, mouse gibi 50 dolarlık ufak tefek hediyeleri de var. Yine de dediğim gibi, zaten hepimiz gün içerisinde 100 dolar, 200 dolar, 500 dolarlık işlemler açıyoruz. Çark'a katılmanızı öneriyorum. Buradan ben aşağıdan link bırakacağım, Çark'a katılma linkini. Huobi'ye üye değilseniz de onun altına da Huobi kayıt linkini bırakacağım. Şimdi isterseniz dolar Türk lirası paritesine geçelim. Dolar Türk lirasında neler olmuş onları konuşalım. Temel anlamda çok bir gelişme yok ama bu 7.50 desteğimiz şu anda kırılmış durumda. Dolar Türk lirası paritesinde 7.50 bölgesinde bir pullback, yani kırılan desteği test etme işlemi gerçekleşiyor. Bu bölgenin üzerine atamazsa, retest başarılı olursa düşüşün devam edebileceğini öngörebiliriz. Tabii düşüşte öngördüğümüz bölgede, daha doğrusu destek bölgesi de grafikteki teknik olarak ideal bölge hangisi diye soracak olursak, 7.30 bölgesi benim için Türk lirasında ideal bir bölgedir. Bu bölgenin altına ineceğini pek düşünmüyorum. Çünkü artık hani 7.50 zaten birçok kişinin beklediği bir destekti. Oradan aşağı salınım gerçekleşti. 7.27 tarafından en azından bir tepki gelecektir diye ben Türk lirası tarafında
Tahmin ediyorum. Tabii dediğim gibi siyasal ve ekonomik gelişmeler dolar Türk lirası paritesindeki hareketliliği değiştirebilir. Altın ve gümüş tarafına bakacak olursak altın güzel bir çıkış yakaladı Noel kapanışından sonra. 1900 seviyelerini tekrardan bir test etti. 1900 dolar biliyorsunuz önemli bir direnç seviyesi. Altın tarafında. Şu anda negatif bir görünüm yok. Şu an bir red yedik. Umarım aşağı yönlü sert bir silkelem olmazsa 1850 civarı bizim için hala önemli bir destek olarak yerini koruyor altında. 1900 dolar da halen direnç olarak yerini almakta. Hani bu bölgeleri bir salınım gerçekleşip şöyle 1900 kısmını hem yatayda hem de trendde kırılım yaşanırsa altının yukarı yönlü patlayacağını teknik olarak görebiliyoruz. Gümüş tarafına bakacak olursak da gümüş şu anda lokalde ufak bir destek bölgesinde. Şu anda 26.1 önemli bir destek seviyesi. Gümüş için tabii ki birçok analist, birçok insan çok büyük beklentiler içerisinde. Ben de teknik olarak yorumladığımda çok fazla gümüşün ve altının içinde olmadığım için yavaş yavaş ben de dinamiklerini öğreniyorum. Gümüş tarafının daha önde gideceğini söyleyen çok kişi var. Çünkü gümüş güneş enerjisinde vesaire çok kullanılacak. İşte önümüzde kuraklık sorunları var. Bununla alakalı gündemler var. Tabii ki böyle bir temel durum ortaya çıktığında da gümüşte çok büyük patlamalar olabilir. 2021 yılında kuraklık senaryoları çıkarsa. Platin tarafında henüz bir değişiklik yok. Çok hızlı ilerleyen bir parite değil. Bunu işte bu bölgelerde desteğimizi koruyoruz. 1000 dolar seviyesi platinde önemli bir destek. Artık ben bunu yavaş yavaş platinin yukarıya gideceğini düşünüyorum. Çünkü desteklerden gelen tepkiye bakarsak yukarıya gitmeye istekli bir grafik görüyorum ben. Borsa İstanbul Endeksine baktığımız zaman ona zaten konuşacak bir şey yok. O yavaş yavaş yolunda ilerliyor. Destek direnç seviyeleri zaten belli. 1245'i kırdığından beri yukarı yönlü bir eğilim söz konusu. VIX Endeksine bakalım. Korku Endeksini geçen hafta işlemiştik. Korku Endeksinde de şurada bir fitil görüyorsunuz bakın. VIX'te Covid-20 spekülasyonu ile birlikte şu bölgede bir korku endeksinde bir artış yaşanmıştı. Bu da neydi? İşte Covid başlayacak. Covid-20'den dolayı piyasalar çökecek diye küçük yatırımcılarda bir korku ortamı hakimdi. Tabii şimdi bu Covid-20'nin spekülatif olarak kaldı ve önemli bir gelişme yaşanmadığı için bu ortamda korku endeksi düşmüş durumda. Şu anda piyasa alım yapmaya biraz daha iştahlı duruyor genel olarak. İşte Bitcoin'in doları dominansı ve bazı altcoin'leri konuştuk. Dolar, altın, gümüşteki analizlerimizi yaptık. Hani bunun üzerine artık önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz piyasalarda neler olduğunu. Kripto paralar tarafında özellikle çok takipçimiz var biliyorum. Kripto paralar tarafında da dediğim gibi her yayında söylüyoruz. Lütfen stopsuz işlem yapmayın. Piyasa çok volatil. Altcoin'lerde yükseliş döneminin habercisi olduğunu herkes söylemesine karşın alım yapmak için yükselirken değil, sert düzeltmelerde önemli destek seviyelerinden giriş yapmaya çalışın. Market yükselirken FOMO'lanıp alım yapmayın. Tepeden alım yaparsanız, panik alım yaparsanız panik satım yapmak zorunda kalırsınız diyorum. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Paranın altında kalmanız dileğiyle.